Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretke ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Azizler, sizler bilen alıp barayatken ibretli dünya Türküm sohbetlerimizle nevbettegesine başlayışka icazet bergeysiz. Allah Subhanahu ve Teala bu sohbetini berçemiz için menfaatli buluşunu nasip etsin. Ramazan-ı Şerif ayıda iftarlıklardan biri de keçegi küngü iftarlıkta bir masjidine mütevalisi yanında oturgan başka bir masjidine imamlarına keçegi künde, kündüzü de özlerinin masjidden bulup otgan bir hadisene kıskaça bayan kılıp berdi. Aytishlaricha masjidda bir qariya otaxon issiqni ta'siridanmi o'zidagi bir jismoniy o'zgarish oqibatidami nima bo'lsa bo'lsin hushidan ketib yiqilganlar. Atrofda turganlar darrov u kishini holidan xabar olishga urinishgan. Yaxshilab yotqizishgan bo'lsalar kerak, yuzlariga suv sepishgan, boshqa bo'lgan. Oxiri ba'zi bir kishilar suv ichiraylik, suv ichiraylik deyishib, suv ichirishgan. Birozdan keyin hushidan ketgan otaxon inson o'ziga kelib, darhol ko'zini ochishi bilan "Rozam nima bo'ldi? Rozam ochildimi?" degan savolni bergan. Mana shu hikoyani eshitgandan keyin menda ajoyib bir his tuyg'u paydo bo'ldi. Ana o'sha insonning o'lim ostonasidan qaytib hushiga kelganda dastlab "Rozam nima bo'ldi?" deganini hikmatini kishilarga tushuntirgim keldi. Nima uchun xayriyati o'lib qolmadim demadi. Nima uchun tashakkur sizlarga mani xonimdan xabar oldingiz demadi. Nima uchun yana boshqa bir gapni aytmasdan aynan "Rozam nima bo'ldi?" dedi. O'zi-ku hushdan ketib yiqilgan. Odamlar qaramasa holi nima bo'lishini Alloh biladi. O'limdan demak qaytgan bir inson o'zini, atrofdagilarni yoki jonini, tani sihatini so'zlamasdan aynan "Rozam nima bo'ldi?" deb ibodati haqidagi qayg'urishi hammamizni e'tibor beradigan narsamizdir. Ibrat oladigan nuqtamizdir. Ana ibodatga berilgan inson Allohni bandasi bo'lishi bilan faxrlanib yuradigan inson ibodatni o'z hayotining eng aziz bo'lagi deb biladigan insonlarda ana shu hissiyot bo'ladi. Bu hissiyot ular aql va tadabburni o'zlariga egasi bo'lib turgan paytdan boshqa paytlarida hushidan ketganda ham, dahshatga tushganda ham o'ta quvonchga sazovor bo'lganda ham hech qachon unutmaydi. Chunki bandalik ruhi, bandalik his tuyg'usi, Allohning bandasi bo'lish bilan faxrlanish uni doim butun vujudiga singan, suyagiga ham singan, hamma tarafdan unga demak o'tirib qolgan va uni faxriga aylangan bir his tuyg'u bo'ladi. Albatta Allohning bandasi bo'lish, Alloh bandam deyishi va Allohning bandasi man deyish his tuyg'usi
insan için en yüksek mertebedir. En âli makamdır. Allah subhanahu ve teala öz enbiyalarının songisi bulmuş, özü yaratken mahlukatlarının en azizi uluğu bulmuş, alemlerinin serveri bulmuş, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin hem Kur'an-ı Kerim'de zikir kılgende bendelik sıfatlarını üstün koygandır. Uzat Celle Celaluhu İsra suresinin evveli de eytedi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksa. Keçesi de bendesini mescidil haramdan mescidil aksa'ya isra kıldırgan, yürüzüp alıp bargan zat pak oldu, dedi Allah Ta'ala. Bana şu yerde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın namları Muhammed deme yaptı, Nebi deme yaptı, Resul deme yaptı, yine başka büyük sıfatlarını etmezden aynen bendesi de zikir kılışı bu yukarı makamdır. Çünkü İsra ve Mi'raj makamı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatlarındaki en büyük makamlardan hesaplanadı. Ana şu payette uzatını bendesidir Allah isteşi, demek Allah'a bende buluş. Uzatka iman kirtiriş, teslim buluş, buyruğu da yürüş, kaytarıgıdan kaytış, ibadetini kılış, her bir bende için büyük bir mertebeyi kendine şundan bilip alamız. Ana şu bendelik hissi, duygusu, takva melekesi, Ramazan'da nihayette yukarı derecede kütarladı, özünün çok kısaca çıkadı. Çünkü roza ibadeti başka ibadetlerden farklı olarak Allah'ını his etiş, Allah'a yakınlık payda kılışta yukarı orunda türedigen ibadettir. Şunun için hem Allah subhanahu ve ta'ala hadisi Kudüs'ü de merhamet kılıp ayetedi ki kullu amel ibni Adem lehu illa savme fe innehu li ana eczi bihi. Adem balasının berçe ameli özü üçündür. İlla roze men üçündür. Men onun sevabını özüm bilip biremen, dedi Allah Ta'ala. Ana roze yine Allah için ibadet deb eti yaptı Allah'ın özü. Kalgan ibadetler ise bendenin özü için eken. Bu mananı kendi düşünemez. Bu mananı düşünüşümüzde ulamalarını üşbu demek hadisi Kudüs'üye kılgan şerhlerden alışımız mümkün burada. Bu hadis-i şerhini şerh kılgan ulamalar ayet ediler ki rozadan başka barcha ibadetlerde hoca korsullik var. Yani ki ibadet kılınıyetken çağda başka adamlar oşa ibadetini eda etiliyetkenliğini körede ve o oşa adamını demek mezkur ibadet bilen meşgul ikenini bilede oşanı yüzesinden onun hürmetini kırede. Namaz okumaksı morgan insan taharet kılıyetken bolsa ana bu adam taharet kılıyetti namaz okurken deydi körgeller. Yakınlar bolsa onu su tayarlayız, saçık tutuş, yoki başka hizmetlerini kılıç bilen hürmet bacağı getirdiler. Namaz okuyatkenini körgende hemme bu adam namaz kanıken, namaz okuyaptı, yakşı adam eken degen, demek hulasını, fikirini hayallerden otkızadı. Uyda boşa balalarını cimtür, adıdan otma, yoki başka de, herigi namaz hangi bacağı getirdiler, dediğin hürmetler buladı. Bunların hemmesi bir az hoca körsünlük, riyaga sebep buladığı narsalar buladı. Hac buladığı Musa hemşu, hacga güzetip koyuş, kütüb alış, hoca kediyiş, aşıngı hoşagan ihtiramlar, ziyaretler, hemmesi hacını demek özünü tutuşudan, yürüş duruşudan,
kim keçe giden ve başka taraflardan hem korunup, bilinip, çoğuşu buladığın, avaza buladığın, kişilerinin ağzı göz çöldüğün işlerden burada. Hoca görsüldükten kaçışını en asan üslublardan biri sadakanı bırakı bildirmezden kırış. Misal için zakat veriyken adam bırakı bildirmezden mahfi kırsa riyadan uzak buladı. Lekin ana şu payıda hem hiç bulmaganda zakatını kabul kılıcı adam onu biledi, onu hakkıya dua kıladı, maktaydı, kalırsa başkalarına hem bu narsanı zikir kıladı. Şimdi kılıp başka ibadetlerinin barçası da bana şu hoca kursillik, başkalarına zahir buluş, korunuş ibadetini haleti var. Rozede ise bu halet yok. Tan karanlısı da insan seherlikke türede. Allah'tan korkan için, Allah'a rağbeti var için, Allah körüp durup da, bilip durup da degeni için türede. O mesela türmesinden uykunu uklap yatıp, ertelep türü bizden seherlikke türdüğü dese adamlar işan işleri mümkün. Lekin onu kımaydı. Çünkü rozanı adamlar için tütüyetkeni yok. Allah Ta'ala'nın özü için tütüyetti. Allah Ta'ala körüp, bilip, sabını kılıp duruşunu yaşı biledi. Şunun için seherlikte şirin uykusunu bozup, ornadan turup seherlik kıladı. Seherlik kırgan çağıda hem birer lahza seherliğinin vakti ötüp gitmesliği için harekette buladı. Ana niyet kılıp rozanı tutup alıp ertelep köçeye çıksa, roza tutken bilen tutmaganın farkı yok. Roza tutkarlarına hiç kaçan adamlar taşkı görmüşten bilalmaydılar. Bir yerde hem riyakarlık yok buladı. Ana şundak payette, misal için hazırgı, davırgı okşap, kattık ıslık buladıgan bolsa, çan kaşı, bir tamçı bolsa hem bir su içkisi gelişi var. Bunu hem adam görmeydiğin cöyge utup içi olsa buladı. Lekin rozadar onu kılmaydı. Belki sabır kıladı, rozasını ahirge yetkaziş hareketi de buladı. Allah görüp durup da, bilip durup da, hesabını kılıp durup da degen tuyğu cüda hem ziyade buladı. Bu ibretimizde sebepçi bulgan atahange okşap, çankaktan ya ki başka bir sebepten kuşudan ketip yıkılışı mümkün. Lekin rozasını açıp yuvarışka zinhar ve zinhar özüge ip görmeydi. Ve haligindek özüge kegende, kuşuge kegende hem birinci teşvişi, birinci savalı, kaygısı, tutayotgan ro'zasi haqida bo'ladi. Mana shu saviya nihoyatda yuqori bir darajadagi narsadir. Allohning ibodati inson banda hayotidagi eng aziz narsa ekanligi, eng ulug' martaba ekanligini his qilib turishni yuqori cho'qqisi hisoblanadi. Albatta, bu oliy maqom yuqori cho'qqi qarshisida pastlash holatlari ham insonlarda bo'ladi. Ba'zi bir insonlar o'zlari ro'zani tutib olgan, saharlikni qilgan, ro'za tutdim deb gapirib ham yuribdi. Lekin ana shu gapini orasida boshqa narsalarga mashg'ul bo'lib, ro'za tutganligini unutib, taom yeb, ichkilik ichib qo'yish ham bor. Ana bular ham ro'za tutgan hisoblanadi. Lekin ro'za tutish bilan roza tutishning farqi borligini bilishimiz kerak. Birov roza tutib, niyat qilib, gapirib yurib, esidan chiqarib, rozasiga to'g'ri kelmaydigan ishni qilib qo'yibdi. Birov esa roza tutib, butun vujudi bilan o'sha roza tutganini his qilib, xushidan ketib yiqilib, o'limni yoqasidan qaytganda ham rozam nima bo'ldi demoqda. Ana mo'min musulmon insonlar rozasini saviyasini ko'tarish ma'nosida mana shu ikki o'lchovni yaxshi bilishlari kerak. Zinhor va zinhor rozasini unutib qo'yib, taom tanovul qiladigan yoki ichimlik ichadigan kishilardan bo'lmaslik harakatida bo'lishlari va haligindek og'ir maqomga tushganda ham, shiddatli bir vaziyatga tushib qolganda ham dastlab o'zim nima bo'ldim, jonim nima bo'ldi deyişine örneğe rozam nima boldu, ibadetim nima boldu dediğin maqamga kütarılış gerek. Ana şimdi rozanı seviyesi yukarı boladı.
unga beriladigan ajr savob ham katta bir demak ajr savobga aylanadi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni ibodatlarimizni hammasini butun vujudimiz bilan his qilgan holda o'zimizning hayotimizdagi eng aziz narsa sifatida qadrlash ne'matini hammamizga bersin. Ana shu tutayotgan ro'zalarimizni ham shu darajada avaylab, ulug'lab, yuqori saviyadagi ro'zalar darajasiga ko'tarish harakatida bo'lishimizda va ularga beriladigan ajr savoblarni ham ko'p bo'lishini nasib etgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.